Şimdi debriyajla ilgili konuşmamız lazım. Tamam. Şimdi eşinle çalışırken eşin debriyajı nasıl bırak diyordu sana? Yavaş yavaş bırakmamı söylüyordu kademeli olarak. Ama hani bilmediğim için birden bırakıyordu. Hep sen birden bırakıyordun. Evet. Tamam. Şimdi onu neden yavaş bırakmalıyız? Onu konuşacağız. Tamam. Debriyajın görevi motorla tekerler arasındaki bağlantıyı kurmak ya da kesmektir. Bisiklete bindin mi hiç? Evet, bindim. Güzel. Nasıl çalıştığını hatırlayalım şimdi. Bisiklette bir motoru var mı? Hayır, yok. Yok. Kim güç üretiyor? Kendimiz üretiyoruz. Biz üretiyoruz. Çok güzel. Bacaklarımızla pedalı çeviriyoruz. Gücü ona veriyoruz değil mi? Evet. Pedallar dönmeye başlayınca arka teker de dönüyor ve araba yürümeye başlıyor. Bisiklet düzeltiyorum. Yürümeye başlıyor. Doğru mu? O pedalla, gözünde canlandır şimdi onu, şu arka tekerimiz olsun, şurada da pedalımız var. Tamam. Bu pedalla arka teker arasında yağlı, siyah bir bağlantı var. Tamam. Nedir o? Pedalla teker arasında yağlı, siyah bir bağlantı var, böyle dönüyor beraberinde. Senin ne oldu? Şu an anlamadım. Zincir. Benim aklımda gitti tam zincir. Bisikleti konuşuyoruz. Tamam, bisikleti. Zincir değil. Tamam. Zincir değil. O zincir bazen yerinden çıkar, atar, kopar gibi şeyler olursa bisiklet yürüyor mu? Yürümüyor. Değil mi? Zincir için şunu söyleyebilir miyiz o zaman, zinciri tanımlamak için? Zincir, pedaldaki gücü, bizden kaynaklı gücü, arka tekere aktaran bağlantı organıdır. Doğru mu? Doğru. Bu bağlantıda bir aksama olursa ne olacak? Güç aktarılamadığı için bisiklet yürümeyecek. Yürümez, evet. Harikasın, çok güzel. Şimdi döndük bu örnekten arabamıza. Bizim arabada güç üreten ne? Motor. Harika. O zaman tıpkı bisikletteki gibi aynı mantık olacak. Motordaki üretilen gücü tekerlere aktarmamız gerekiyor. Evet. Ki yürütsün arabayı. Teker dönecek, çevirecek, arabayı yürütecek. İşte bu bağlantıyı kuran şey debriyaj pedalı. Debriyaj, bu pedal. Biz debriyaj pedalına bastığımız zaman Çiğdem bağlantı kesiliyor. Bisikleti hatırla. Evet. Bisiklette hızlandıktan sonra bir yerde yokuş aşağı inerken ya da artık daha fazla hızlı gitmek istemediğinde pedal çevirmeyi bırakırsın. Sabit tutarsın ya ayaklarını. Evet. Bisiklet yine yürümeye aynı hızla devam eder. Fakat cızızız diye bir ses gelir. Evet. Sen bisikleti boşa aldın demektir. Anlıyor musun? Anladım. Ne yaptın? Güç aktarımını kestin. Artık mod tekere güç gitmiyor. Bunu durdurarak yaptın. Pedalın göbeğindeki dişli mekanizması sen çevirmediğin için aksi yönde gelen şeyi döndürdü. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi biz debriyaj pedalına bastığımız zaman motorla teker arasındaki bağlantı kesiliyor. Bisiklette pedalı çevirmeyi durdurmak gibi. Biz debriyajı kaldırmaya başladığımız zaman motorla teker arasındaki bağlantı kuruluyor. Kuruluyor. Motor tekerlere güç aktarmaya başlıyor. Senin pedalı çevirmeye başlaman gibi. Şimdi bunun küçük mekanizması, yani küçük bir örnekle anlatayım o mekanizmayı. Arabamızda nasıl oluyor? Bisiklette zincir varken bizim arabamızda o bağlantıyı zincir sağlamıyor. İki tane yuvarlak disk var. Evet. Ellerime bak, basit örnek. Yuvarlak karşılıklı iki tane disk. Debriyaj balatası diyoruz. Baskı balata denir, tamam mı? Tamam. Debriyaja bastığımız zaman Çiğdem bunlar ayrılıyor. Debriyajı bıraktığımız zaman bunlar gelip yapışıp kenetleniyorlar. Debriyaja bastık, ayırdık. Motoru çalıştırdık. Evet. Kontağı çevirdik. Motor tarafı şu olsun. Şurası motora bağlı, bu tekerlere bağlı, tamam mı? Zincirin pedal ucu, teker ucu gibi düşünüyoruz. Motor tarafı çalışmaya başladı. Burada hareket doğdu. Hareket enerjisi, güç burada. Motor bir güç üretti, tamam mı? Tamam. Bu hareketin tekerlere aktarılması lazım. Vitesi 1'e takıp debriyajı yavaş yavaş bırakmaya başladığımızda gücün kaynağı olan bu hareketli plaka, tekerlere bağlı olan bu sabit plakayla buluşmak üzere yaklaşıyor. Burada güç var Çiğdem, burada yük var. Arabanın, yolcularının, varsa bagajının her neyse ağırlığı tüm burada. Bu güç bu ağırlığı kaldıracak. Eğer buluşma gereğinden hızlı olursa, yani debriyajı hızlı bırakırsak, birden bırakırsak, sert bırakırsak, aniden bırakırsak, bak bütün kelimeleri kullandım, tamam mı? Tamam. Bu buluşma sert olur,
ve bizim motorumuz bu ağırlığı aniden kaldıramaz. Sarsılıp kendini kapattı. Buna stop diyoruz. Şimdi evde temizlik yapıyorsunuz değil mi? Evet. Bizim hanım evde değil, ben dün yaptım temizlik, yoruldum. Kanepeyi çekmen gerekecek. Ya da ağır bir şeyin yerini değiştireceğiz. Öyle süper kahraman gibi gidip hemen kaldırıp o bir tarafa atabiliyor muyuz? Hayır. Tamam. Şimdi gözümüzde canlandıralım Çiğdem. Tut alttan direksiyonu bakayım. Bu kanepenin köşesi olsun, olur evet, mu? Tamam. Önce bir onu kavruyor muyuz? Ellerimizden kaymasın değil mi? Evet. Kavradık. Evet, şöyle tuttuk. Sonra bir yokluyoruz hafif onu, ağırlığı acaba ne kadar ki bunun diye bir tartı yapıyoruz, doğru mu? Evet. Kaslarımızı sıkıyoruz. Karın kaslarımızı da sıkıyoruz belki. Nefesimizi tutuyoruz, doğru mu? Doğru. Bir kaldırış öncesi hazırlık mı bu? Evet, hazırlık. Güç toplama değil mi? Bütün gücümüzü bacaklarımıza, ellerimize iletiyoruz. Orada topluyoruz. Sonra yavaşça kaldırmaya çalışıyoruz. Bütün bunu yapmamıza rağmen yine birden kaldırmaya çalışırsak neremizi sakatlarız? Belimizi sakatlarız, bir yerlerini sakatlarız değil mi? Evet. Hatta ağırsa şöyle de bir ses çıkarır mıyız Çiğdem? Çıkartırız hocam ağır. Bu ne demektir? Kendimize gaz veriyoruz demektir, zorlanıyoruz demektir. Bu gücün sesi değil mi? Evet. O halter kaldıranları izlemişsindir. Adam nara atıyor neredeyse değil mi? Şöyle bir kaldırınca. Yani güç kontrollü kullanılmalı. Anlaştık mı? Hocam. Arabalarımızın motoru jet motoru değil. Minik arabalar. Küçük motor yapılıyor. Ekonomik olsun diye. Güçlü motor olursa bıraktığın anda yürütür götürür. Ama bizim arabalar güçsüz. Bu kaldırma işini yumuşak ve nazik yapmalı Çiğdem. Şimdi yavaşça gelip buluşuyorlar bunlar, elime bak. Bu iki plaka birbirine dokunduğu ana biz kavrama anı diyoruz. Bunu hissedeceksin, göstereceğim. Tamam. Bunu araba bize söylüyor. Bir tepki verecek, tamam mı? Hı-hı. Onu göstereceğim sana. O kavrama anı bizim bütün gücümüzü kullanıp da tam kaldırma aşamasındaki durumumuz gibi. En dikkatli olmamız gereken yer. Bu kavrama anında debriyajı hafif hassas olacağız. Daha bir bekleteceğiz belki. Belki daha nazik narin davranacağız kaldırma işleminde. Pedaldan ayağımızı. Hani eşin kademeli kaldır diyor ya. Evet. İşte bu o. Birinci kademe burası işte. O kavrama anında bir bekleteceğiz debriyajı. Bu işlemin tam o kavrama anında, ona en yakın anda ayağın alışacak buna. Hemen biraz gaza dokunacağız. Motor bir diyecek. Güç veriyorduk ya biz. Evet, evet. Çünkü kaldırma aşamasında. 2 saniye sonra kaldıracak onu. Biraz güç vereceğiz. Şöyle şimdi. Debriyajı kaldırıyoruz, kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. Kavrama anı geliyor. Araba ilk kıpırdayma hareketini yaptığı anda, aha işte tamam kalktı diye debriyajı asla bırakmıyor. Tamam. Sizlerin en çok yaptığı hata budur. İlk kıpırdanış anında hemen bırakmak. Debriyaj öyle hemen kurtulmak isteyeceğiniz bir şey değil. O son ana kadar yavaş davranacağımız bir şey. Anlaştık mı? Hı. Ondan iyi geçineceğiz. Okey. Okey. Manuel araçta. Motorla teker arasındaki bağlantıyı kurmak bizim elimizde. Evet. Daha doğrusu ayağımızda. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu bağlantıyı biz kurarız, biz keseriz. Otomatik viteslerde öyle değil. Hı hı. Okey. Okey hocam. Debriyajı anladık mı? Anladık. Ya dibine kadar basacağız. Sert basabiliriz. Tam basacağız. Bırakma işlemi her zaman için kademeli ve yavaş olacak. Evet. Okey. Okay. Debriyaj boşluğu denilen bir tabir var. Onu şimdi arabayı çalıştırdıktan sonra sana anlatacağım. Tamam. Kalkış esnasında hissedeceksin onu. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Tamam, güzel. Şimdi artık arabamızı çalıştırabiliriz. Koltuk, kemer, aynalar tamam. Hadi bakalım. Debriyaja sonuna kadar bas. Basıyorum. Böyle bir basma. Önce bir bırak bakalım. Tamam. Şimdi kontağı çevir bakalım. Hayır. İleri sadece. Çalışıyor mu? Hayır. Tamam. Çünkü debriyaja basmadan. Bak bakalım. Evet, dibine kadar. Çok güzel. Debriyaja 3 şey yapmadan önce basmalıyız demiştik. Birini öğrendik. Çalıştırmadan önce. Çalıştırdığımız zaman. İkincisi. Vites değiştireceğimiz zaman. Üçüncüsü. Duracağımız zaman. Evet, duracağımız zaman da debriyaja basacağız. Fren, debriyaj. Tamam. Fren, debriyaj. Böyle. Tamam. Okey. Okay. Tamam. Şimdi arabayı çalıştırdıktan sonra
El frenini indireceğiz ama ayak frenine basmamız gerekiyor. Onun için ilk başta şöyle alıştır kendini Çiğdem. Arabayı kontağa çevirirken debriyaja basıyorsun ya. Evet. Frene de bas. Şu şekilde. Okey. Okey. Sonra önce el frenini indireceğiz. Çünkü sınav günü bunu indirmeyi unutma ihtimaliniz yüksek, yaşıyoruz bunu. İndir el frenini. Vitesi takacaksın bire. Tamam. Tut direksiyonunu. Şimdi hareket edeceğimizi haber vermelisin. Haberleşme aracımız. Gaza basmam gerekiyor. Haberleşme aracı. Tamam, frenden ayağımı çek. Haber vermek zorundasın. Sinyal. Sinyal. Tamam. Evet. Hangi sinyali yakmalıyız? Sol tarafı sinyali yakmalıyız. Evet, direksiyonu ne tarafa çevireceksek oranın sinyalini yakıyoruz, tamam mı? Tamam. Sola doğru çıkmamız gerekiyor çünkü. Tamam. Müsait mi trafik? Müsait. Tamam. Şimdi eşinin öğrettiği şekilde arabayı kaldırmanı istiyorum. Tamam hocam. Dur. Bas debriyaja, frene de bas. Şimdi bak, freni bıraktın. Evet. Gaz verdin 1, 2, 3 ama hala debriyajı oynatmadın. O esnada debriyajı da kaldırmaya başlamadın. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Şimdi bizim debriyajımızın boşluğu ne kadarmış onu öğreneceksin. Tamam. Şimdi sadece yavaş yavaş debriyajı kaldır. Titriyeceği ana hissedene kadar, motorun titriyeceği. Fakat bunu sayarak yapmanı istiyorum. Şöyle tamam. 1, 2, 3, titredi dur. Hadi bakayım. Freni bırakma. Sadece debriyajı kaldıracağız. 1, 3, titriyor şu an. Hayır, titremedi. 5, şu an titriyor. 6'da buldun bak sen, tamam mı? Tamam. Bas debriyaja. Şimdi bunu 3'e indir. 1, 2, 3. Gördük mü? Tamam. Bas. Bir daha bas. 2'ye indir. 1, 2. 2. Okey? Okey. Bas. Ayağın kaydı mı? Kayıyor ya. Tamam, bak şöyle yapacaksın. Ayağın kaydığı zaman vitesi boşa al. Debriyajı bırak, tekrar bas yeniden. Doğru bir şekilde. Heh, hadi bakalım. Vitesi bir alıyoruz. Hadi, 1, 2. 1, 2. Bu çok önemli. Tamam mı? Tamam. Bas tekrar. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şu iki basınca ayrılıyordu ya. Aha. Bu aradaki boşluğu öğrenin şimdi. Tamam. 1, 2, temas. 1, 2, temas. Temas. Bekleteceksin temas. Tamam. Hadi bakayım. 1, 2, freni bırak, kaldır. Debriyajı 3, 4, kaldırmaya başla. Evet, çıkıyoruz. Evet, debriyajı kaldırmaya devam et. Çok güzel. Direksiyonu sıkmıyoruz. Kuş tutar gibi tutacağız. Sıkarsak boğulur, bırakırsak uçar. Tamam mı? Tamam. Hadi şimdi hızlanıyoruz.